Baş kaldıran insan Albert Camus'un absürt kavramı çerçevesinde insanın isyanını, baş kaldırısını ve bu isyanın felsefi temellerini irdeleyen bir eserdir. Camus, burada insanın varoluşsal bir bunalım içinde anlamsız ve acı dolu bir dünyada anlam arayışını sorgular. Baş kaldıran insan bu anlamsızlık karşısında hem bir protesto hem de bir anlam arayışıdır. Camus, insanın kendini aşma çabasını, toplum ve birey arasındaki gerilimi, özgürlük ve adalet kavramlarını ele alır. Eserde tarih boyunca baş kaldırı hareketleri, bu hareketlerin felsefi arka planları ve insanın bu süreçlerdeki yeri derinlemesine analiz edilir. Kitap özellikle Avrupa'nın entelektüel ve siyasi tarihine, devrimlere, ideolojilere ve nihilizme karşı bir eleştiri olarak da okunabilir. Camus, baş kaldırının sınırlarını çizerken onun bir nihilizme dönüşmemesi gerektiğini vurgular ve insanın varoluşsal sorunlarını çözmek için bir anlam meydana getirme çabası içinde olduğunu savunur. Camus'a göre baş kaldıran insan kendini aşarak evrensel bir anlam arayışına girer. Camus'un baş kaldırısı sadece mevcut duruma karşı bir tepki değil, aynı zamanda yeni bir düzenin kurulmasına yönelik bir çabadır. Kitapta yer alan çeşitli bölümler, tarihsel, felsefi ve edebi bağlamlarda başkaldırı kavramını ele alır. Camus, başkaldırıyı sadece bir bireysel tepki olarak değil, kolektif bir hareket olarak da inceler. Bu bağlamda insanın hem kendi varoluşunu hem de toplumsal düzeni sorgulama süreci olarak başkaldırının önemini vurgular. Camus'un bu eseri, ferdi ve toplumsal özgürlüğün, adaletin ve insan onurunun savunulmasında baş kaldıranın kaçınılmaz olduğunu ortaya koyar. Bu bağlamda baş kaldıran insan sadece bir felsefi eser değil, aynı zamanda bir ahlaki manifesto olarak da değerlendirilir. Özetle, baş kaldıran insan, ferdin otoriteye, adaletsizliğe ve anlamsızlığa karşı direnişinin, bu direnişin felsefi temellerinin ve toplumsal sonuçlarının derinlemesine bir incelemesidir.